Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Günün Raporu programında yine sizlerle birlikteyiz. Başlıklar, manşetler, satır araları ve her şeyden önemlisi gerçekler. Sadece doğrular ve hakikatler. İzlemeye devam edin. Bugün e, Türkiye'nin çok sürpriz bir gündemi vardı. Aslında hafta sonuna doğru bu gündem beklenmiyordu. Çünkü Libya ile ilgili Libya'ya asker gönderme konusunda hükümetin tavrı yılbaşından sonra ayın 8'inden sonra parlamento tekrar açıldığında bir tezkere göndermekti. Ancak Libya'daki iç savaşta, özellikle Trablus'taki ülkenin %6'sına hakim hükümet, sıkışınca ki Müslüman kardeşlerin desteklediği ve cihatçı İslamcı güçlerin e, özellikle yanında yer aldığı bir hükümet bu %6'yı kontrol eden, Hafter'e karşı e, özellikle bu hükümet zor duruma, sıkıntıya düşünce aniden hükümet, çok çabuk harekete geçme kararı aldı ve bir anda parlamentoyu 8'ine değil de ikisine toplama kararı aldı. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü perşembe günü parlamento toplanacak ve çok büyük olasılıkla Libya'ya doğrudan asker ve güç gönderme konusunda parlamento Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylayacak ve kabul edecek. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye'nin başı gerçekten bölgeyle ilgili çok sıkıntıya girebilir. Bakın burada tablo şu. Bugün e, Müslüman kardeşlerin desteklediği Trablus hükümeti ülkenin yüzde altısına hakim. Hafter yani ülkenin yüzde altısına egemen olan bir başka eski generalle çatışma içinde. Aslında toprağın çoğunluğu diğer e, Arap nüfusla birlikte ki güneyde Tebular diye bir grup var. Onunla birleştiğinde yaklaşık %90 civarında ülkenin toprağını Hafter temsil ediyor. Hafter'in arkasında kim var? Libya var ve özellikle uzun yıllar Amerika'da kalmış Amerika var, Körfez ülkeleri var, Mısır var, İsrail bir anlamda var. Çünkü Amerika'nın ve Rusya'nın ilk kez ortak olarak desteklediği bir yönetim Hafter. Onun karşısında Türkiye %6'ı elinde tutan Trablus hükümetine destek için bir e, güç gönderecek. Peki güç talebi ne? Trablus yönetimi Türkiye'de asker, hava desteği yani savaş uçağı ve harp gemisi istiyor. Yani Türkiye bir anlamda çok uzak bir coğrafyada Osmanlı dönemini hatırlatan bir biçimde yeni bir e, savaş dönemine girecek. Ve o çöllerde askeri, Türk askerinin başına ne geleceği konusunda kimsenin şu an bir bilgisi yok. Dediğim gibi Katar hariç Hafter'i Rusya, Fransa ve Mısır destekliyor. Yine Hafter'in profiline baktığınızda 1990'dan itibaren 20 yıl ABD'de yaşamış ve CIA ile iş birliği yapmış biri. Yani hem Amerika hem Rusya Amerika'nın yetiştirdiği bu generali destekliyor. Ancak Trablus merkezli hükümette sadece Müslüman kardeşlerin temsilcileri var. Türkiye nedense sonu belli bir savaşta taraf olmak için asker gönderme telaşında. Mısır'da da aynı şeyi yaptı, Suriye'de de aynı şeyi yaptı Türkiye. Müslüman kardeşlere destek amacıyla harekete geçti. Libya'yla da aynı şeyi yapacak. Bunun Türkiye faturası ne olabilir? Bunun Türkiye'ye faturası bu sefer çok ağır olabilir. Türkiye'yi gereksiz yere bir anlamsız bir yere, anlamsız bir şekilde bir çatışma ortamına sürüklenme olasılığını son derece yükseltir bu hareket. Peki AKP neden ısrarcı? Çünkü AKP uluslararası ilişkiler konusunda ulusal çıkarları değil, ideolojik tercihlere göre davranıyor. Ve ideolojik tercih kendisine Libya'da Trablus hükümetine destek verme konusunda teklinde bulunuyor. Bu çok önemli bir ayrım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başından beri itirazının nedeni bu. Cumhuriyet Halk Partisi bölgedeki Müslüman kardeşlere destek göndermenin Türkiye'yi ciddi anlamda krize sokacağını, onun yerine diplomasinin zorlanması gerektiğini söyledi. Bugünkü Mevlüt Çavuşoğlu'nun siyasi partileri ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle görüşürken yine e, Ünal Çeviköz ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, tavsiyede bulundu Çavuşoğlu'na. Diplomatik yolları deneyin, bizi bu savaşa sokmayın dediler. Ama Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin çıkarlarının bunu gerektirdiğini hatta Trablus hükümetinin kabinesinde Türk kökenli bir bakan olduğu iddiasında bile görüşmede bulundu. Bunlara bakmak lazım, bunları incelemek lazım ama Türkiye konusunda gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Özellikle yıl başında apar topar bir yani yeni yıl hazırlıklarını dünya sürdürürken Türkiye'nin böyle riskli bir ortama girmesi, bakın dövizi de fırlatan nedenlerden biri Libya kararı. Eğer Libya'ya asker gönderme kararı parlamentodan geçerse Türkiye'nin riski şimdiden daha fazla olacak. Ve ekonomide zaten bozuk olan ekonomik görüntü doların yükselmesiyle davet edecek. Çünkü bir belirsizlik ortamına sürüklenmek üzere ülke. Bunun dışında aslında e, yılbaşına çok az bir süre kala... E, çok siyasette bir gerginlik yoktu bu uluslararası ilişkiler dışında. Bugün yine e, enteresan bir açıklama var e, özellikle e, Sadat'ın kurucularından eski emekli Tuğgeneral General Adnan Tanrıverdi enteresan bir açıklamada bulunmuş Mehdi'yi bekliyoruz demiş. Yani bu Cumhurbaşkanlığının sarayın en güvendiği asker yani askeri danışman ve Sadat bir minis gücü oluşturuyor. Ve saraya hizmet ediyor. Ve bunun başındaki adam bunu meczup diye bugün manşetler atmış internet medyasında. E, ve Mehdi'ye hazırlanın diyor. Enteresan bir açıklama bunu da konuşacağız. Nasıl sarayın bir askeri danışmanı bu kadar bir ritüel içinde kaybolur. Neden? Böyle yapar. Bugün ayrıca Ankara Başsavcısı konuştu. Enteresan bilgiler verdi. FETÖ'nün daha temizlenmediğini söyledi. FETÖ'nün %100 temizlendiğini kimse söyleyemez dedi. Bu FETÖ'nün %100 temizlenmediğini Ankara Cumhuriyet Başsavcısı söylüyorsa şimdiye kadar yapılan operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan ya da davası süren insanlar kimler onu merak ediyoruz ama bunları da konuşacağız. Ve e, tabii ki bunu tek başımıza konuşmayacağız. Bir konuğumuz var her zamanki gibi. Konuğumuz e, Hukuk Akademisi Derneği Başkanı Hukukçu Ömer Rütfü Avşar. Sayın Avşar hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Atatürk. Aslında konuşacak çok şey var. Bugün e, bir e, dış politika penceresi açıldı Türkiye'nin önüne Önemli bir gelişme. Bir sıkıştırma arasında peş peşe geçti. Önce bir e, minhasır alanla ilgili li, Libya ile bir e, meclisten bir tezkere geçti. O tezkerin içine sıkıştırılmış sivil güçlerin gönderilmesi e, ve... E, askeri anlamda destek verilmesi konusunda muğlak da olsa bazı maddeler vardı ama şimdi açık ve net olarak hükümet parlamentoya, cumhurbaşkanı daha doğrusu hükümet kalmadı çünkü artık bir tezkere gönderiyor. O bir tezkere de Libya'daki iç savaşın bir tarafı olan Trablus hükümetine askeri destek verilmesi ve gönderilmesi konusunda parlamentodan bir tezkere geçilecek. Çok büyük olasılıkla Perşembe günü bu tezkere geçer ve Cuma sabahından itibaren Türkiye yeni bir maceraya atılıyor. Bu bir macera çünkü Suriye'de haklı nedenleriniz olabilir. Sınır komşunuz, kendinize yönelik güvenlik tehditleri olabilir. Bununla ilgili atacağınız adımlara insanlar bir şey demez ama Libya, neden Libya? Niye Trablus hükümeti? Neden Türkiye Kaddefi'nin devrilmesine destek verdi ve ülkeyi kaosa sürüklenmesine kısmen kendisi de katkıda bulundu da şimdi niye asker gönderme ihtiyacı duyuyor? Bu tartışılan bir konu ama Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Sizin entelektüel bir bakış açınız var. Nedir problem? Neden birdenbire acil bir şekilde böyle bir kararlılığa ihtiyacı duyuldu? Problem şu, çok uzun süredir dış politikada yaptığımız hataları sonra telafi etme sistemimiz üzerine kurulu başarı hikayeler. Önce hataları yapıyoruz. Sonra hatalarımızı telafi etmek için, hatta ki o hataların büyük kısmını da telafi edemesek bile onun üzerine bir Başarı hikayesi yazıyoruz. Şimdi Barış Pınarı Harekatı ne oldu? Hatırlayın. Yani e, o, orada da bulunmamız e, ülkenin beka sorunuydu. Ve önce Amerika'nın sonra Rusya'nın talepleriyle bekledik. Ve hala da biz diyoruz ki o bekleme süreçlerinde terör oradan temizlenmedi. Ama bekliyoruz, öylece duruyoruz. Ama o Barış Pınarı Harekatı yapılırken ki karşılıklı eleştiriler ve ülkenin önünü açmak için yapılan değerlendirmeler neredeyse vatan aitliği boyutunda değerlendiriliyordu. Ne oldu? Şimdi bakın bir hata yapıyoruz ve dış politikadaki bu hataların telafisi çok uzun süreli oluyor. Şimdi Libya ile ilgili kısa bir anekdot okuyacağım size. Nisan ayı, bu Nisan. Türkiye'nin 28 derece doğu boylamı sınırı kamuoyuna açıklanınca İlk tepki Yunanistan ve Kıbrıs kesiminden değil, içeriden geldi. 17 Nisan 2019 günü basında Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım. Ümit Yalım biliyorsunuz 2008-2009'da Genel Sekreterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan büyük skandal diye açıklama yaptı. Yalım 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e gönderilen resmi mektupla. Bahsedilen mektup 31 Nisan seçimlerinden önce seçimin en yoğun olduğu dönemde 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e bizim Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölge ve kıta sağanlığımızla ilgili sınırlarımızı belirleyen bir mektup gönderiyoruz 2004 ve 2013'ten sonra. Ve burada Türkiye Lozan'daki tezini aksine Türkiye'ye ait olan 92 bin kilometre kareli kıta sahanlığı ve 5 adanın resmen Yunanistan'a bırakıldığı bir boylan belirliyor. Ya daha bu 2019 için de yapıyoruz bunu. Ve eleştiri şu, bu düzenleme ile arama çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ve Katar Petrolyum şirketlerinin önüne açıldı. Gene Katar çıktı. Yani ben bunu Nisan ayından beri katıldığım programlarda hep dillendirmeye çalıştım. Vatan toprağı kutsaldır. Bizim denizimiz de vatan toprağıdır. Mavi vatan dedikleri. Mavi vatandır. Ve biz 92 bin kilometre karelik alanı şurada gösterme şansım var mı bilmiyorum. Bakın biz önceden 234 bin, 8, 234 bin 814 kilometre karelik bakın şuradaki 5 ada var ya. Şuradaki 5 ada. Böyleydi bizim münhasır ekonomik bölgemiz. Sonra biz bunu buradan şuraya indirdik. Burada 92 bin kilometre karelik alanı boşalttık ve şimdi süreç şöyle yürümeye başladı. Biz bunu kaybettiğimizi fark edince bunu düzeltmemiz lazım. Peki düzeltebilecek, bulabildiğimiz en uygun yöntem ne? Libya ile bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre yeni bir kıta sahanlığı ve üzerindeki münhasır ekonomik bölge ile ilgili sözleşme yapmamız lazım. Şimdi biraz evvel sizin anlattığınız Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülkenin yüzde altısına sahip hükümete mahkum haldeyiz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyabilmek için önce kaybettiğimizi düzenlememiz lazım. Bundan daha da bir öncesi var. 2010 yılı. Şimdi bizim Lozan'dan beri bir tezimiz var. Tezimiz şu. Diyoruz ki adaların kıta sahanlığı olmaz. Adaların kıta sahanlığı söz konusu değildir. Kıta sahanlığı ana karadan itibaren başlar. Şimdi biz o dönemde milli bir hamle olarak gösterdiğimiz şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir ada devletiyle bizim yavru vatanımızda sanki milli bir işlem yapıyormuşuz gibi onunla kıta sahanlığı sözleşmesi yaptık. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti kıta sahanlığı sözleşmesi yaparsa Lozan'ı delerse ki hatırlayın Lozan'ın en yoğun eleştirildiği dönemdi. E arkasındaki Güney Kıbrıs'ın kıta sahanlığı olmaz mı o zaman? Gene bir hukuki hata. Şimdi bunları peş peşe biriktirdiğinizde ve şimdi biz gemilerimizi hakkımız olan, anamızın aksütı gibi helal olan o kıta sahanlığı bölgelerinde gemilerimizi bulundurmakla sanki milli bir hareket yapıyormuş gibi bunu anlatıyoruz. Zaten bizim gemilerimiz orada bulunma hakkına sahip. Bunu kaybeden sensin. Sonra kazanmaya çalışıyorsun. Kaybettiğini fark ettikten sonra. Neden? Biraz daha geriye gidelim. Çünkü bizim dışişleri bakanlığımızın hafızası yok. Monşerler bunları biliyorlardı ama şimdi devlet nasıl yönetiliyor? Deneme yanılma öğrenme yöntemiyle. Ama üniversite bile dört sene. Yani hep devlet devamlılığı esası olan kutsal bir yapı. Yani devlet öğrenilere yönetilmez. Öğrenilir, yetişilir, tecrübeye itimat edilir ve yönetime gelinir. Ve dolayısıyla biz sürekli ulusal arenada kaybede kaybede geliyoruz. Bakın daha bu hükümet geldiğinde münhasır ekonomik bölge kavramı dünyada oluşalı 20 yıl olmuştu. 1982'de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Deniz Hukuku Sözleşmesi ile münhasır ekonomik bölge kavramı doğdu. Ama bu kıta sahanlığıyla örtüşen bir yapıda. Yani bizim burada Lübnan'la, Suriye'yle, İsrail'le, Mısır'la, Libya'yla Doğu Akdeniz'de çıkarlarımız doğrultusunda işbirliği yapmamız lazım. Bakın biz Suriye ile kavga ediyoruz, İs İsrail ile kavga ediyoruz, Mısır ile kavga ediyoruz. Şimdi Mısır, şey Libya'nın yüzde altısına sahip bir hükümetle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Ama bakın bütün uluslararası büyük şirketler, Amerika'nın şirketleri, Rusya artık bizim güneydeki Akdeniz'deki komşumuz bu bölgede. Halbuki biz dostlarımızla çıkarlarımız doğrultusunda bu sözleşmeler içeriğinde karşılıklı haklarımızı büyük emperyal şirketlere karşı koruyacak durumda bir tavırda olsaydık temelde barış ilkemizi kaybetmeseydik bugün biz burada haklarımızı gerekirse Yunanistan'la beraber gerekirse Mısır'la beraber gerekirse Lübnan'la Libya'yla İsrail'le beraber yürütacaktık ama biz ilk önce hatırlayın 2008'de şeyle koptuk İsrail'le koptuk. Arkasındaki süreçte Suriye'yle ilgili gelişiyorduk. 2011 oldu onla koptuk. Mısır'la zaten bütün ipleri attık. E bizim zaten Doğu Akdeniz'deki komşularımız kim? E tarihten beri gelen bazen Tatlı, bazen Tatlı sert, bazen sert Yunanistan'la Güney Rum kesimiyle yürüyen bir şeyimiz var. Ama biz 74 harekatından sonra bile ticari konularda Akdeniz'de Güney Kıbrıs'la o kadar büyük çatışmalara girmedik. Hala hatta şeyden 88'den sonra hani Yunanistan'la çatışmalarımız adaların üzerinde sembolik bir yapıya dönmeye başlamıştı. Yani barış oturmaya hakim olmaya başlamıştı. E şimdi geldiğimiz noktada biz bu yapıda o Libya'daki hükümete muhtaç durumdayız. E peki bu bizim milli güvenliğimizle mi ilgili bugün? E bugün o hale geldi ama bu hale getirmenin bir siyasi, bir hukuki sorumluluğu olması lazım. Şimdi farz edin bu 2016, şey 16 Nisan 2016'daki anayasadan önce ilgili bakanların siyasi sorumluluğu vardı anayasada bakanların siyasi sorumluluğu diye yazıyordu ve onların siyasi hatalarlarına başbakanın düzeltme hakkı vardı. Düzeltemiyorlarsa da düzeltilmeyecek bir işlemse de bunun sorumluluğu gereği meclisten. Gerekli prosedürden sonra yargılanmaları söz konusuydu. Şimdi bizim milli güvenliğimizle ilgili ulusal çıkarlarla ilgili karar verme yetkisi kimde? Cumhurbaşkanı'nda. Kağıt üzerinde Milli Güvenlik Kurulunda. Şimdi Milli Güvenlik Kurulunun görevleri arasında ne var? Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini. Şu anda milli güvenlik siyaseti mi konuşuyoruz? Evet. Bunun tespiti ve uygulaması ile ilgili yani uygulamayla oraya asker mi göndereceksin gönderdiğine ne yapacaksın bunlarla ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonu sağlama yetkisi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Yeni anayasa değil mi? bu? Yeni anayasa. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun en son toplantısında Libya ile ilgili bir görüşme oldu mu? Hayır. Yok. E şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki Libya'ya asker göndereceğim. Genel başkan olduğu partide grup kararı aldı. ittifaktaki i̇ttifaktaki partiyle beraber o da grup kararı aldı. Ve Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle tezkere çıkacak. Biz bu çıkmaz yola gireceğiz. 2011'de Suriye'de başlayan diyalogsuzlukla geldiğimiz gibi olması gereken neydi? En azından kağıt üzerinde de olsa, eskiden olduğu gibi bakanlar meclisteden çıkmıyor da olsa, meclise sorumluluğu olmasa da Milli Güvenlik Kurulu yani sen bakanlarına daha güvenmiyor musun? Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay Başkanı. Ya yani burada en azından Milli Güvenlik Kurulu'nu kağıt üstünde de olsa bir tavsiyesi ne? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda karar aldığınızda ilgili tüm kurumlardan bilgiler, belgeler, raporlar gelmek zorunda. Şimdi anladığım şu. Milli Güvenlik Kurulu devre dışı. Dışişleri Bakanlığı diye zaten bir bakanlık yok artık. Herkes Sayın Erdoğan'ın ağzına bakıyor. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi kişisel iş dünyasında ya bugün benim Libya'ya asker göndermem gerekiyor deyince sabah kalktığında buna karar verdiği zaman parlamentoda grup zaten e, hazır. MHP'de sen hiçbir şeyi sorgulamaya ihtiyaç zaten duymuyor. Peki bir kişinin aldığı kararla o kararın sonucu da ortaya çıkacak tablonun çok ağır bir sonucu olursa biz kimden hesabını soracağız? İşte şu anda ağır sonuç için... Yine tek kişinin kararını alıyoruz. Daha önceki hatalar da tek kişinin kararıyla alınmadı mı? Şimdi hatayı kapatmak için hatasını fark edince bir yönetim, bir hükümet yeni bir karar daha alıyor. Biz hep hataları kapatmak üzerine dış politikayı, iç politikayı yönetiyoruz. Yani iç politikada da bizim devlet planlama teşkilatımız mı çalışıyor? Hangi yatırım, hangi projeye karar verileceğine bürokratik incelemeler, gelişmeler, değerlendirmeler, ülkenin bütün nüfusunun menfaatine, ekonomik menfaatine kararlar mı alınıyor? Şimdi dış politikada da böyle. 2010'daki hatanız, 2013'teki hatanız, 18 Mart 2019'daki hatanız bugün sizi Libya ile bunu yapmak haline getiriyor. Ama Türk kamuoyunda da bizim kamuoyumuzda da elimiz bağlanıyor. Kafamıza çuval geçtikten sonra ne yapalım? Mücadele edeceğiz diyoruz. Mesela Ama... kafaya çuvalın geçirilmesi sürecini aydınlatmak. Şimdi şu burada şöyle bir şey var. Bir kişinin iş dünyası ya da ruh haline 82 milyonun takıldığını ve bir kişinin aldığı alacağı kararla aslında 82 milyonun kaderini belirleyeceğini söylemek mümkün mü? Sadece 82 milyon değil, sayın artık bölgedeki tüm insanların hayatını etkiliyorsunuz. Aldığınız yapıcı, olumlu sonucu olan kararlarla bugüne kadar Suriye'deki sorunu çözerdiniz. Şimdi Libya'ya gidiyorsunuz. Yani Mehmetçik hiç kimsenin bugün anlayamadığı kadar değerli bir şey. Mehmetçiği gönderiyorsunuz. Artık teknoloji var. Artık insan gücünü en fazla, en üst düzeyde kullanma yetkiniz var. Biz bile diyoruz yani silah sanayinde, milli savunmada şu noktalara geldik, şu teknolojileri yapıyoruz diyoruz. Ama günü geldiğinde bindirip Mehmetçiği gönderiyoruz. Yani Libya'nın oradaki tek ihtiyacı Mehmetçiğin orada bulunması mı? Madem bunca güçlü milli savunma hamlesindeyiz, silah tesisatı satalım, araç gereç verelim, gelsinler burada eğitelim. Mehmetçiğin orada, Türk ordusunun orada Türkiye'nin geleceği, menfaati, istikbali için 18 Mart irtibariyle yarattığımız çıkmaz dışında ne menfaati var? Peki bir şey soracağım. Diyelim ki biz burada altılık toprağı elinde bulunan Trablus hükümetine askeri gönderdik. Yarın bir gün Hafter Trablus'u düşürdü. Ne olacak bizim Gene askerin hali? Işte Suriye'deki muazzam bir çıkmasın içine gireceğiz. Hayır askerlerimiz Askerimiz orada rehin kere kalmaz mı? Savaşın getirdiği her türlü riskin içinde kalır. Rehin kaldırtması, şehit olması, gazi olması. E niye Tüm ama? işte Niyesi bu. Artık yaptığımız uluslararası sözleşmelerdeki işlemlerdeki hata nedeniyle bunu derleyip toparlayabilmemiz lazım. Eğer Libya ile biz münhasır ekonomik bölgeyle ilgili kıta sahanlığı ile ilgili bir anlaşma yapamazsak Doğu Karadeniz şey, Akdeniz'deki haklarımızı kaybedeceğiz. Zayıf duruma düşeceğiz. Ama altını çizmek istediğim nokta bu hakları biz kendimiz kaybettik. Doğru okumadığımız için, bilgiye itibar etmediğimiz için Uluslararası sözleşmelere hakim olmadığımız için, gündemi iyi takip etmediğimiz için bugün mecbur. Ha, bu artık gelinen noktada muhalefet de şunu yapmak zorunda. Senin hatalarını benim vereceğim tezkereyle Mehmetçiğin kanıyla gideremezsin. Ya yani uluslararası arenada mücadeleni vereceksin, haklını koyacaksın, hatalarını kapatacaksın. Barışçıl yolla, insancıl yolla bunları çözeceksin. Ya yani Mehmetçik, yapılan uluslararası sayıda yapılan hataları giderme vasıtası değil. Bu çok önemli. Hem Suriye'de hem Libya'da. Bir kişinin yaptığı kişisel hata, diplomatik ya da iş politikadaki o hataları düzeltmenin yolu Mehmetçiğin kanı mı ya? Yani Şimdi, çok ağır bir şey bu. Yani. Çünkü çok çok ağır bir şey. Çünkü bu aslında bir kişinin yaptığı hata değil. Bu hükümeti yönetme çabasında o hep söylediğimiz liyakatlı kadroların olmaması. Hükümet var mı? İşte o liyakatlı kadrolar olunmayınca da hükümetin iradesinin Hükümeti güncel, duygusal, birilerine yaranmak için efendim bu doğru böyle olur dediği Siz için bu noktaya geliyor. Siz çok doğrudur hemen gidelim. Siz yani. buyurdunuz böyle yapmak lazım hemen şöyle yapalım. Siz buyurdunuz emre itaat sadakat yani bu tür bir emirlik gibi Türkiye yönetiliyor. Yani bir sultanlık gibi, bir Orta Doğu'daki bir mesela bir Birleşik Arap Emirliği, bir Kuveyt Emirliği ya da bir e, Katar Emirliği gibi. Yani emir ne karar alırsa alttakilerin sadece bunu yaptığı şey altyapısını hazırlayıp onaylatıp yukarıya bu, çıkarmak. Bu bir karakter dezenformasyonu. Bakın bu ülkenin cumhurbaşkanı ülkenin geleceği için, siyaseti için, ekonomisi için bir takım kararlar almak, uygulamak isteyebilir. Çünkü hükümetin başı o. Mesele şu, liyakatlı kadroların görev yerinde bulunmaması hata sen büyüklüğü hata. Çünkü siyasi parti liderine, ülkenin cumhurbaşkanına karar vereceği en yakın olmak için doğru kararların gerektiğinde o makamı, görevi kaybetmek uğruna Doğru bilginin verilmemesi. Ben her zaman söylüyorum, iki senedir onu söylüyorum. Cumhurbaşkanının en büyük eksikliği danışmanları. Çünkü sürekli hata ve telafi üzerine gidiyor ve ikinci hata da şu, devletler çok hızlı karar vermez, olağanüstü dönemler dışında. Peki danışman noktasına geldik. E, e, gerçekten e, sarayın danışmanları muhteşem. Yani bu kadar yetenekli, becerikli. E, bilimin ışığında, çağdaş, bu kadar kıymetli danışmanlar ben görmedim. Bakın bir danışman, e, Sadat'ın kurucularından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri baş danışmanı bu. Önemli bir isim. Kim? E, Sadat, Adnan Tanrı verdi, emekli Tuğ Sadat ne? Sadat bir milis gücü. Sadat diye bir e, cumhurbaşkanına bağlı doğrudan saraydaki tek adama bağlı bir milis gücü kuruldu. Yaklaşık 2000 kişiye yakın şu an bir e, silahlanabilir ya da silahlanmış bir milis gücüne sahip bir Sadat. Ne işe yarar? kurmayın dışında, polisin dışında, Türkiye'deki şu an mevcut askeri yapının da çok dışında. Kim oldukları belli değil. Neye çalıştıkları belli değil. 15 Temmuz'da siz onları Boğaz Köprüsü'nde gördünüz o askere saldıranların bir kısmının bu Sadat'la olduğu iddia ediliyordu. Peki, Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'nın karar alırken danıştığı askeri baş danışmanın bugün ne dediğini dinleyebilir misiniz? Bir sözlere bir bakabilir miyiz? Sonra birlikte karar verelim. Getirin arkadaşlar. Ümmette bir şuur oluşacak. Bugün soruyoruz İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amen ve sadakna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Sayın Erdoğan'ın danışacağı askeri baş danışman Mehdi ile uğraşıyor. Mehdi'nin gelip gelmeyeceğiyle ilgilenen bir askeri danışmanın Libya'ya asker gönderme konusunda ne kadar pozitif bir düşüncesi olabilir? Ne kadar bilimsel bir düşüncesi olabilir? Ne kadar akılcı bir bakış açısıyla bakabilir? Ne diyorsunuz bu konuşmaya? Şimdi siz danışman dediniz ya, buyurun işte sarayın danışmanı, bu askeri danışmanı, baş danışman. Yani buna söylenecek bir söz kelime yok. Şimdi hiç kimsenin inancı, düşünce tarzı bu inançla alakası bizi yok ilgilendirmez. Mu? Hayır ben neden söylediğinizi biliyorum. Bunun inançla alakası yok. Daha da ötesi bir şey var. Bir anlayışı bir devlet yönetimine yani size, bize, vatandaşa empoze etme durum var. Şimdi ortaya koyduğunuz manzara şu, bizim zamanındaki e, Milli Savunma Bakanlığı'nın altında olan, Türkiye genelinde ilkokuldan beri eğitim yaptırılan, günü geldiğinde ihtiyaç olacak sivil savunmanın yerine, öyle değil mi? Olağanüstü bir durumda her bir vatandaşın nasıl davranacağını, askerlik şubelerinde kimlerin e, askerlikten düşene kadar özel görevleri olduğunu belirten bir sistem vardı. Bu devletin sistemi vardı. Şimdi siz bu devletin sistemini almışsınız. Yerinize ne? Bana ait olsun, benim gücüm olsun, devletin, vatandaşın, halkın, milletin değil, benim kontrolümde olsun diye silahlı bir yapılandırma oluşturmuşsunuz. Ve bu silahlı yapılandırmanın başına konulan bir numaralı kişi, danışman da belli bir inanca bağlanmış ve o inanç doğrultusunun dışında bu millette birlik, bütünlük yaratacak her şeyi bertaraf edecek, hatta onları düşman görecek gibi da bir düşünceye sahip. Peki bir dakika, Libya'ya asker göndermemiz konusunda Cumhurbaşkanı'na akıl verecek, Cumhurbaşkanı'na strateji ve taktik verecek, askerin orada ne yapacağı, neyle ilgili davranacağına son sözü söyleyecek adamdı bu. Bir daha verin arkadaşlar, bir daha dinleyelim bakalım. Libya ile ilgili ne düşünüyormuş Sayın Sadat Başkanı. Ümmette bir sur, şuur oluşacak. Bugün soruyoruz. İslam birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve sadakna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Mehdi'nin ne zaman geleceğini tartışan bir askeri baş danışman Libya'ya niye asker gönderdiğimiz konusunda kime soracak? Allah Teala mı bilir diyecek. Niye Mehmetçiğin gittiğini, neden çarpışacağını, neden Libya çöllerinde kanın akıtacağını, niye ülkenin yüzde altısına hakim bir ihvan yanlısı, Müslüman kardeşler yanlısı, cihatçı bir gruba destek vermek için niye Türk askerinin kanının akıtması gerektiğini bu beyefendiye mi soracağız? Mehdi'yi bekleyen beyefendi mi? Sayın Avşar yani hakikaten bakın bunun inanç dediğiniz şey yani bir kere yani Mehdi gelecek bu yıl içinde diyor yıl bitti. 2019 diyorlar diyordu beyefendi. Bir de askeri baştanışmanın işi, dünyaya gelecek bunu akıl almıyor. Yani Mehdi'yi mi tartışmak? Şimdi Sayın Erdoğan buna mı danıştı bir asker gönderirken? Şimdi e ümmetin birliğinin kurulması için diyor ve Mehdi gelmeden bizim ortamı hazırlamamız lazım diyor. Şimdi bu ortamı nerede hazırlıyor? Mehdi yani, kim? Yani her şeyden önce kendi dindaşlarının Müslümanların arasındaki değil mi? Çatışmalar yani Suriye, Libya yani şeyden bahsetmiyoruz. Diğer büyük dinlerin hakim olduğu ülkelerden bahsetmiyoruz. Her şeyden önce bunun dışında yani Mehdi Allah'ın temsilcisi öyle değil mi? Gelecekse, olacaksa bir, yani Allah'ın emrine karşı gelecek kimse yok. İnsanlık için değil mi? Yani Allah'ın ilk emrine okuya biat etmeyen, okumayan, öğrenmeyen, sadece kendisinin inanç tarzını, sadece kendisinin mezhebini doğru kabul edip ve diğer insanların hepsine de bunu empoze etmeye çalışan, barış duygusundan, sevgi duygusundan, insanlık duygusundan uzaklaşmış bir mantık. Ki sen Mehdi için Dübnan'da neyin hazırlığını yapacaksın? Libya'da neyin hazırlığını yapacaksın? Yani kendi düşünce sistemi içerisinde bir uzlaşı, kendi düşünce sistemi içerisinde bir alan yok. Şimdi Sayın Erdoğan buna sorsak ki bu danışman beyefendi adından Tanrı verdiğine. Libya'ya asker göndereceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Paşam dese. Ne cevap verecek? Ya Mehdi'yi bekleyelim. Ya bekleyin bugün yarın gelir, acele etmeyin. Mehdi gelmeden gönder Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Bu Şimdi ülkenin Fatih Bey, kırılma noktası olan kuvvetlerinin Mehmetçiğinin içerisinde Hristiyan vatandaşımız yok mu? Olamaz mı? Onun Mehdi bekleyişi bambaşka. Yani senin inandığın mezhebin dışında bir mezhepte bir Mehmetçik yok mu? Niye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni belli bir mezhebin, belli bir inanç biçiminin kalıbı içerisinde polise geçen gün görmüşsünüzdür sosyal medyada polisin yemin ve intikam törenini? Evet. Yani şimdi devlet bütün insanların her birinin ayrı ayrı dinini yaşaması için hizmet eder. O vatandaşlardan bir grubun, bir zümrenin dinini diğerlerine empoze etmek için hizmet etmez. Bakın e, Mehmet Metiner, e, bu AKP'nin iyi savunmacılarından, eski milletvekili, o bile Twitter hesabından şöyle demiş, Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi döverim. Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor. Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturtularsa ne diyeceğiz? Geç kaldınız çünkü Cumhurbaşkanı'nın hedef tahtasına tutulmasına gerek yok. Çünkü Cumhurbaşkanı bunu danışman yaptığı zaman doğrudan sorumlu. İşte biraz evvel söyledik ya liyakat olayı yani askeri danışman bu beyefendi nasıl olabilir? Emekli asker falan mı? Ya yani olsa bile yani bu emekli. kafayla yani hiçbir şey olamaz. Olmaması gerekir. İki, sivil savunmanın yerine ülke içerisinde alternatif bir silahlı yapıya nasıl kavuşturulabilir? Çünkü bu kafa, kafa yapısı sana, bana, bu ülkenin en az %90'ına düşman. En az %99'una düşman. Mehdi emretti şu insanları ortadan kaldırmamız lazım dersen olacak. Işte ne olacak? ne olacak? O yüzden bu, böyle bir adamın böyle bir mevkide bulunması tehlike. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir adama ne neden danışı olabilir Sayın Afşar ya? Allah aşkına. Yani, Mehdi'yi bekleyen bir adama, bu ülke yönü tek başına yöneten bir Cumhurbaşkanı neyi danışabilir? Eğer bu adamın aklıyla biz Libya'ya asker gönderiyorsak, eğer bu adamın aklıyla biz Suriye'ye asker gönderdiysek, ya yani ne beklersiniz böyle bir ülkeden? Demin bana söylediniz de siz, Cumhurbaşkanı'nın liyakat sahibi insanlarla istişarede bulunması gerektiği de bu mu? Şimdi öyle gözüküyor ki biraz önce Anayasa Metni'ni okuduk. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun yerinde bu beyefendi var demek ki. Yani bu beyefendi ne dersi oluyor demek ki. Yani ben gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani buna inanmak istemiyorum, buna ihtimal vermek istemiyorum. Yani Sarayda bu beyefendinin mi? söylediğiyle biz böyle uluslararası bir e, asker göndermek için tezkere çıkartıyor isek. Baş danışman, ki, askeri yani, baş danışman. Hı. Ve şimdiki sisteme... Danışmanlardan biri mi? asker baş, baş danışman, Şimdiki sisteme göre bakan statüsünde. Evet. Ve Mehdi'yi bekliyor. Yani Allah yardımcımız olsun. Çünkü... Hayır, kendi inancında her şeyi yapabilir, bekleyebilir ama bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları adına ve hepimize empoze etmek adına bir tavır ve davranış da olamaz. İşte bu nedenle de zaten dinin yaşayabilmesi için, Hepimizin kendi inancını yaşayabilmesi için o yüzden diyoruz bu devlet layıklık ilkesinden ayrılmamalı. Hiçbirimizin en azından şu anda benim inancımın güvencesi olmadığını görüyorum. Ya yani bu beyefendi karşısında o benim Müslümanlık anlayışımın, benim İslam anlayışımın, elhamdülillah Müslüman olmamın hiçbir anlamı yok bu kafa beni keser. Hiç hiç kuşkusuz. Ya yani beni, beni koruyacak olan bu devlet. Bu devletteki laiklik ilkesi. Yani sana ne oluyor? Kardeşim sen kimsin? Yani her şeyden önce iyi bir Müslüman haddini bilir, kendini bilir. Mehdi'nin e, basın müşaviri gibi davranan bir asker ilk defa gördüm. Yani çok enteresan. E, yani bu çok tehlikeli bir şey e, sevgili dostlar. Gerçekten çok tehlikeli. Yani bir ülkede bir ülkenin bu kafayla gitmesi. Düşünün ki bu baş danışman ya. Düşünün ki Cumhurbaşkanı her askeri harekatı Mehdi'yi bekleyen bir adama soracak. Ve Mehdi'yi bekleyen adam askeri harekatta Cumhurbaşkanı'na tüyo verecek. Ya yani 10 dakika Bey, sonra yalnız... bekle Mehdi iniyor. Sonra askerleri toplayalım. Yani ne diyecek? Yani nasıl e, siz orada günahsız o kadar Mehmetçiği Libya çöllerine bu kafayla mı göndereceksiniz? Yani bu bakış açısı. Şöyle bir bakış açısı. Müslüman kardeşler mezhep, inanç bizden, bizden değil. Yani bu kafayla mı? Yaz şey Fatih Bey şöyle bir e, noktaya gitmeyelim. E, şöyle. E, Türkiye Cumhuriyeti bir eksikliklerine rağmen demokrasi ilerlemeye çalışan, hukuk devleti yolunda ilerlemeye çalışan bir devlet. En azından biz bunun için çabalıyoruz. Öyle mi? Bir saniye. Şimdi şu şu bir kaygı olarak bizde kalsın. Bu çok yanlış bu zihniyetin Cumhurbaşkanlığı makamında baş danışman olarak bulunması çok yanlış. Ama tek danışmanın veya tek karar vericinin bu kişi olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Yani peki şöyle diyelim. Büyük e... Doğu akıncısı, Necip Fazıl hayranı olduğunu söyleyen bir genel eski genelkurmay başkanı, bugün Milli Savunma Bakanı. İslamcı olduğunu açık açık yani Akit gazetesi yazarını hastanede ziyaret ettiği zaman da ikrar etti. Yani açık net bunu söyledi. Yani o çizgiye dahil olduğunu Abdullah Gül'le, Necip Fazıl'la birlikte fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. şöyle bir Şimdi hangisi açısına, birbirinden farklı hiç yani? Hiç fark yok. Bakın ee? ben şu bakış açısında olmamız gerektiğini söylüyorum. Bu kişilerin inançlarını, düşünce sistemlerini eleştirirsek onların düştüğü kuyuya düşeriz. Eleştirmemiz gereken nokta şu. Bu kişilerin bulundukları makamdaki konumu da Türkiye Cumhuriyeti'nin layık bir devlet olmak ilkesinden ayrılıp kendi düşüncelerini devlete, vatandaşa empoze etmesini eleştirmemiz lazım. Kimsenin düşüncesini ben sizde tanıdığım, bildiğim dostluğumuz nedeniyle söylüyorum. Sizin de kimsenin düşünce biçimini, inancını, hangi şairi beğenip beğenmediğini eleştirmiyorsunuz. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap ama hukuk devleti ilkesinde hukuka bağlı olarak Devletin var olması gereken yapıdaki leiklik ilkesinden ayrılma ve danışmanını atarken de ayrılma, danışman olduğunda da ayrılma, danışmanın yardımcısı olduğunda da ayrılma. Eğer bunu ayıramıyorsan illaki ve illaki kendi inancımı, kendi düşüncemi, kendi sevdiğim şairi sana empoze edeceğim diyorsan o görevde bulunmak liyakatinde değilsin demektir. Bizim itiraz ettiğimiz bu. Öyle olanlar o göreve geliyor. Maalesef. Yani işte dedik siz ya ters liyak, Liyakat işlemiyor dediğimiz Olmaz. Bu. Eğer bu adam Mehdi'yi bekle bekliyorum demeseydi bugün askeri başdanışman değildi. Ama şimdi işte Fatih Bey hani gündemin konu dışına çıkacağız da zaten ilkelerden birisi Kadir Kadir Mısıroğlu'nu yani, hatırlıyor e, musunuz? E, e, yani mezup adamın birisi e, o da, yani o da başdanışmandı. Evet. Ya ben ben bu tesadüf mü bunlar Sayın Abişan? Allah değil. aşkına yani. bana değil ki Kadir Mısıroğlu'yla Adnan tarzı verdi. Tesadüfen Cumhurbaşkanı Ama işte bakın, baş. Niye inat sizi zaten inan sistemi de böyle bozuyorlar. Ben anlı beş vakit yere geleni bir makama getireceğim dediğinizde insanlar ibadetlerini bu kez gösteriş için yapmaya, senin her gördüğün yerde yapmaya çalışıyorlar. Yani inancımıza da zarar veriyorlar. Ve bir devamı var. Mesela diyelim ki e, hakikaten e, durum ne ülkede? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yüksel kocaman. Bugün de açıklama yaptı. Dedi ki: "FETÖ'nün %100 temizlendiğini kimse söyleyemez." Ya çok enteresan bir bilgi bu. Bakın, sadece ankesör soruşturması kapsamında 6906 kişi hakkında soruşturma açılmış. 2765 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 1107 kişi tutuklanmış. Bugüne kadar 125.000'e ulaştı FETÖ soruşturmalarında toplam ve tutukluluk ve gözaltı bilgileri. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir ismi. Ankara Cumhuriyeti Başsavcısı hala FETÖ'nün %100 temizlendiğini kimse söyleyemez diyor. Söyleyemez mi Sayın Avşar? %100 doğru söylüyor. Ama e, bu neden söyleniyor? Önemli olan o. Yani e, Sayın Başsavcı e, FETÖ ile mücadele konusundaki hemen hemen en yetkililerden birisi. Yani Sayın Başsavcı'nın görevi FETÖ terör örgütünün hala devam etmesi nedeniyle beni korkutması değil. Basın açıklamanın içeriğini bilmiyorum. Belki kamu bilgilendirmektir. Ama bakın hükümet sürekli bunu kullanıyor. FETÖ terör örgütünden kurtulamadık. Ama FETÖ terör örgütünden kurtulmak için gerekli şeyler yapılıyor mu? Hayır. Şimdi terör örgütün zamanında hangi yapılanmadaydı? Cemaat yapılanmasındaydı. Bu cemaat yapılanmasından yakalanamayan kaçanların en çok sığınıp kendini göstermeyeceği, kamufle olacağı yerler nereler? Bugünkü cemaatler. Ama şimdi bakıyorsunuz her bakanlığa bir cemaat hakim. Evet, bugün, e, o zaman FETÖ ile nasıl mücadele ediyorsunuz? Bugün siz? Cumhuriyet'te damatların sırrı diye bir haber var. Ee, i̇lginç bir haber. Burada Berat Albayrak özellikle e, Berat Ağabey'in 1992-93 eğitim öğretim yılında özel Fatih Erkek Lisesi ki Fethullahçı bir lise bu öğrenci olduğunu söylüyor. Yine Ekrem Yeter, Bülent Arıç'ın kızı Ayşenur Yeter'le evli enteresan bir biçimde tahliye edildi. Bakın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ne diyor biliyor musunuz? Bülent Arıç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılanan davada beraat almasına ilişkin Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum. Yani eğer Bülent Arınç'ın damadıysanız FETÖ'cü olsanız da bir anlamı yok. Siz varsınız. Siz içeride durmazsınız. Bankasya'nın önünden geçenden içeri atıldığı bir dönemde adı FETÖ'cüye çıkmış bir isim. Bakın damatlar var. Sadece bu Ekrem ilgili değil. Mesela Ömer Faruk Kavurmacı. Ee, Eski Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı kızı Kübra Topbaş da evli. Yine Muhammed Mustafa Keleş Düzce Yılca ilçesi eski AKP'li belediye başkanı AKP'nin Muzaffer Yiğit'in kızıyla evli. Bunların hepsi dışarıda. Damatların sırrı dediği Cumhuriyet Gazetesi'nin bu. Yani kimsenin FETÖ'yle falan mücadele ettiği yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Paranız varsa AKP'ye yakınsanız FETÖ borsası da böyle kuruldu. Siz içeride kalmazsınız. Tablo bu değil mi? Yanlış mı söyledim? Şimdi e, Siz bir hukukçu olarak da konuşabilirsiniz. Buyurun. Şimdi çok e, objektif e, kriterlerle e, sürecin yürütüldüğü kanaatinde ben de değilim. E, çünkü önemli olan bataklığı kurutmaktır. Yani sivrisinek yakalayarak e, bu işi çözemezsiniz. Terör örgütünün bir numaralı sığınacağı yerler, kamufle olacağı yerler hala korunuyor ve yürüyor. İki, bu terör örgütünün e, beslendiği kaynaklar, e, büyütüldüğü kaynakların üzerine gidilmiyor. Bu kaynaklardan en önemlisi elbette ki terör örgütünü Türkiye'nin her noktasını nüfuz ettiren siyasi destekti. Şimdi bu iş şöyle bir demagojiyle yok edilmeye çalışılıyor. İşte Süleyman Demirel de destek olmuştur, Ahmetli de. Rahmetli Bülent Ecevit de destek olmuştu. Şimdi mesele bu değil. Kimin destek olduğu, kimin köstek olduğu değil. Yani artık en azından 96-97'den itibaren tüm gazetelerin elektronik arşivi var. Hani daha geçmişe gidemiyorsak ki Milli Kütüphanede eskileri de var. Çok detaylı bir savcılık yapmaya gerek yok. Bu FETÖ terör örgütü için ağlayıp yol gözleyen, onlara imkan yaratan, onlara okul yeri tahsis eden. Bakın Sadece vaktimiz kalmadıysa ise şununla bitireyim. Devam edin. Dönemin İçişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı İmam'a fırça çekiyor. Kaymakam ataması yapılmış. Sadece iki tane terör örgütünün verdiği liste dışında iki tane aday sınavı kazanmış. Sadece iki tane. Sen nasıl iki kişi hariçten alırsın diye fırça atıyor adam. Ya yani düşün, yani o dönemdeki geri kalan kaymakamları, valileri düşün. Kaç kaymakam vali alındı? Kaç tane onları atayan bu fırçayı yiyen İçişleri Bakanı alındı? Şimdi bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisine gidiyorsunuz. Hangi siyasi parti olduğu, kim olduğu önemli değil. Diyorsunuz ki bu mecliste bu hainler beslendi, bulundu bir dönem diyorsunuz. Cevap şu. E listesi var. Ben İçişleri Bakanı mıyım? Emniyet Genel Müdürü müyüm? Jandarma Komutanı mıyım? Ve bunu söyleyen ilk başta da sensin zaten. E nerede bunun hesabı soracak? Milletin yüreğinde, milletin kalbinde, milletin vicdanında neresi burası? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdiki milletvekilleri kuracak bir komisyon ve bunu dibine kadar, sonuna kadar atanmışlarla değil, seçilmişlerle bunu kovuşturacak. Bunu bulacak. E şimdi bugüne kadar bana bir tane söyler misiniz? Terör örgütünü besleyen siyasi kaynaktan bir bakan, bir milletvekili yargılanıyor, davası devam ediyor. İki tane futbolcu bilmem dışında kim var? E o zaman biz bu işi nasıl çözeceğiz? Kaynağı kurutmak gibi bir niyetimiz yok bizim. Bizim niyetimiz bir tarihten önceki dönemi savunlamak, bir kanunda da olmayan, kendi kendimize ortaya koyduğumuz bir milat var. 17-25 Aralık 2013 öncesi, pardon 2012 öncesi ve sonrası. Öncesinde ne olduysa oldu, bitti. Sonrasında sen bununla mücadele ettin mi etmedin mi? Şimdi bu işin tarafları var. Bu taraflar arasındaki kavganın samimiyetini, samimiyetsizliğini ben bilemem ki. Çünkü ben bu terör örgütüyle en azından ben 94'ten beri mücadele ediyorum. Yanıma yaklaştırmıyorum. Bilmiyorum ki. Yani hanginiz hanginizsiniz bilmiyorum. Evet. Peki Sayın afşar çok teşekkür ederim. Süremizin de sonuna geldik. Ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu biraz. Teşekkür ederim. İddialı oldu ama güzel oldu sizde. <laughs> Tüm dinleyicilerimize ederim. iyi bir yıl diliyorum. Her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan Mustafa Balbay gelecek. Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı ve 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili. Kendisiyle çok önemli kulis bilgileri var. Onları paylaşacağız bizden ayrılmayın.